Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin 3.sünde geçen dersimizde artık sayı problemleriyle ilgili son testimizi çözmüştük. Bugün ise kesir problemlerine başlangıç yapacağız. Sayfa 33, 34 ve 35. sayfalardayız. Tamam mı? Hemen başlayalım. A sayısının 1 bölü B'si nasıl arkadaşlar gösteriliyormuş? A çarpı 1 bölü B şeklinde. Tamam. A sayısının 1 bölü B'si kadar fazlası. Bak şuradaki kelime oyunu var ya, o kadar önemli ki. Şimdi A sayısının 1 bölü B'si diyorsa bak yukarıdaki gibi yapacaksın. Ama A sayısının 1 bölü B'si kadar fazlası diyorsa önce A'yı yazacaksın. Sonra A'nın 1 bölü B'sini alacaksın. Bunları toplayacaksın. Niye toplayacaksın? Fazlası diyor ya. Fazlası dediği zaman toplanacak. Eksiği diyorsa da arkadaşlar ne olacak? Eksiği diyorsa da burada çıkarma işlemi olmuş olacak. Zaten çok detaylı bir şekilde örnekler de var arkadaşlar. Onları inceleyeceğiz. Şimdi şuradaki mektubu okuyalım. Kesir problemlerinde problem çözülürken bütünden parçaya gidilerek işlem yapmak problemin çözümünü kolaylaştırır. Aslında şöyle, bizim uygulayacağımız genel yöntem şu olacak arkadaşlar. Kesirli ifadeye mümkün olduğunca bulaşmamaya çalış diyor. Tamam mı? Bak şimdi şuradaki örnekte de açıklamaya çalışalım. Örneğin diyor, Ali cebindeki parasının önce 1 bölü 3'ünü sonra kalan parasının yarısını harcıyor. Bak şimdi buradaki birim ama para değil mi? Burada da para arkadaşlar. Şimdi önce 1 bölü 3 diyor. Kesrimize bakıyoruz. Kesrimizin paydası ne? 3. Burada para, yine parasının yarısı. Yarım demek arkadaşlar 1 bölü 2 demek değil mi? Evet. Dolayısıyla bak burada da payda da ne oluyor? 2 olmuş oluyor. Yani parasının arkadaşlar o zaman ne seçmem lazım? Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen bir sayı seçmem lazım. O zaman tercihen biz parayı ne seçelim? 6x seçelim. Para 6x olsun. O zaman paranın önce 1 bölü 3'ünü. 6x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? Sadeleştirdiğim takdirde 2x olur. Değil mi? 2x kalır. Sonra kalan parasının, ya şimdi 6x vardı, 2x'ini ne yaptı arkadaşlar? Harcadı. Sonra kalan parasının 4x değil mi kalan parası? 4x'in yarısını harcıyor. Bunun yarısı da bu şekilde bulunmaz mı? Bakın sadeleştirdim, 2. Yani ne oldu arkadaşlar? 2x daha harcadı. Şimdi toplam geriye ne kadar parası kaldı? Şimdi toplamda 6x'ti. Harcadığı miktarlar 2x burada, 2x de buradan, 4x. Yani 6x'in 4x'ini harcamış oldu. Kalan 2x olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki kalan miktar da cebinde 10 TL kaldığına göre diyor ya. Bu 10 TL de yine kalan miktar değil mi? Bak ikisi de kalan olduğundan dolayı bunları ne yapacağım arkadaşlar? Birbirine eşitlemem lazım. 2x eşittir 10. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x'i 5 olarak bulmuş olur. Bizden ne istiyor? Ali'nin başlangıçta kaç TL'si vardır? Ali'nin başlangıçtaki parasına biz 6x demedik mi? Evet. X'i de 5 olarak bulduk. Dolayısıyla 6 kere 5'ten 30 TL olmuş olacak. Tamam. Bu şekilde yapacağız yani. Devam ediyorum. Örneklerimizi inceleyelim. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulduk. 20 sayısının 2 bölü 5'i. O zaman ne yapacağım? 20 çarpı 2 bölü 5 diyeceğim. 20 ile 5'i sadeleştirirsem 4. 4 ile de 2'yi çarptığım takdirde ne olacak arkadaşlar? 8 olmuş olacak. İkinciye bakalım hemen. Bunu bir denesene benden önce. Bir dene. 40 sayısının 1 bölü 4 kadar fazlası. Bak bunu ne yapıyordum? 40'ı yazıyordum. Fazlası diyor ya. Artı diye eklemem lazım. Sonra 40'ın 1 bölü 4'ünü almam lazım. 40'ın 1 bölü 4'ü ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. 40 artı 10'dan da burası ne olacak? 50 olmuş olacak. Bak sadece 40'ın 1 bölü 4 deseydi zaten yukarıdaki 40'ın 1 bölü 4'ü 10 diyecektik. Bak 10 diyecektik. Ama 40'ın 1 bölü 4'ü kadar fazlası diyor arkadaşlar. 40 var. Bir de onun 1 bölü 4'ü kadar fazlası. 10 kadar fazlası yani. Tamam. 50 olmuş olacak. Bak burası da önemli. Bunu da yap bakayım bir. 90 sayısını yazacağım. Eksiği kadar diyor ya. Eksi yaptım. 90'ın 1 bölü 6'sı. Şimdi arkadaşlar 90 ile 6'yı sadeleştirirsem 15. 90'dan da 15 çıkarsa ne gelecek? 75 gelmiş olacak. Tamam. Örnek 2'ye bakalım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını karşılarına yazınız. Bunu benden önce bunları dene. Hangi sayının 2 bölü 3'ü ona eşittir diyor. Bak sayının diyor ya, sayının şimdi 2 bölü 3'ü. Ben şimdi bu sayıyı x desem, x'in 2 bölü 3'ü 2x bölü 3 bu şekilde de yaparım ama yani mümkün olduğunca biz kesirli ifadelere bulaşmamaya çalışalım. Onun için de arkadaşlar sayı ne olsun? Sayı 3x olsun. Şimdi 3x'in 2 bölü 3'ü ne yapacak? 3x'in 2 bölü 3'ü. Bak 3'ler birbirini götürdü. 2x olacak. 2 bölü 3'ü yani 2x'i 10'a eşittir diyor. 2x buradan 10. Her tarafı 2'ye bölersem x'i 5 olarak bulurum.
hangi sayının diyor ya, o sayıya biz 3x demiştik. X'i de 5 olarak buldum. 3 kere 5'ten 15 gelmiş olacak arkadaşlar. Cevabımız 15 olmuş olacak. Bak, paydalara bulaşmıyorum. Kesirlere bulaşmadan yapmaya çalışacağız. Hangi sayının 3 bölü 5'i? Şimdi o zaman arkadaşlar sayının 3 bölü 5'i diyor ya. O zaman bizim sayımız ne olsun? Sayı 5x olsun. Güzel. 5x olsun. Bu sayının, yani 5x'in artık 3 bölü 5'i ne yapar? 3 bölü 5 ile çarpalım. 5'ler gitti. Ne olacak? 3x olacak. Yani 5x'in 3x kadar fazlası ne yapar? O zaman 5x ile 3x'i toplarım ben. Değil mi? Fazlası diyor ya. 40'a eşittir diyor. Eşittir 40 dedim. 8x buradan 40 olacak. Her tarafı 8'e bölersem x'i 5 olarak bulmuş olurum. Hangi sayının diyordu? O sayıya 5x demiştim. X'i 5 olarak buldum. 5 kere 5'ten sayımız ne gelecek? 25 gelmiş olacak. Hadi şunu da dene. Hangi sayının 2 bölü 5'inin 1 bölü 7'si 6'ya eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar kesirdeki paydadaki ifadelere bak. 5 ve 7. O zaman ben sayıya ne diyeceğim? Sayıya x demeyeceğiz değil mi? Sayı 5 ve 7'nin en küçük ortak katı diyelim. 35 ve katları olsun. Sayı 35x olsun. Şimdi bu sayının, yani artık 35x'in 2 bölü 5 ne yapar? 2 bölü 5'i sadeleştirdim. 7, 7 kere 2 14x oldu. Bunun artık 1 bölü 7'si. Bunun 1 bölü 7'si de 1 bölü 7 ile çarpmak demek. Bak, sadeleştirdim, yine burada 2 geldi. 2x ne olacak? 6'ya eşitmiş. Her tarafı 2'ye bölersem x'i buradan ne bulurum? 3 bulurum. Hangi sayının diyor ya, biz o sayıyı artık 35x demiştik. X'i de 3 olarak buldum. 35 çarpı 3'ten ne gelecek? 105 gelmiş olacak. Tamam. Evet. Örnek 3 ile devam ediyoruz. Bir sayının 2 bölü 7'sinin 4 fazlası 3 eksiğinin 1 bölü 3'üne eşittir. Bak, kesirimiz 2 bölü 7 ve 1 bölü 3. Paydadaki ifadelere bakıyorum. 7 ve 3. 7 ve 3'ün ne yapalım arkadaşlar? Katını alalım. Yani o sayı ne olsun? 7 kere 3'ten 21x olsun. Bak, paydaya göre veriyorum. 21x olsun. Şimdi bak, sayının 2 bölü 7'si diyor ya. Sayımız bizim artık 21x. Bunun 2 bölü 7'si ne yapar? 2 bölü 7 ile çarpar. 21 ile 7'yi sadeleştirirsem 3. 3 ile 2'yi çarparsam da ne olacak? 6x olacak. 6x'in 4 fazlası. O zaman bu şekilde olacak. 3 eksiğinin 1 bölü 3'üne eşit olduğuna göre. Yani sayının 3 eksiği. Şimdi bizim sayımız 21x değil mi? Tamam. 21x'in 3 eksiğinin 1 bölü 3'ü. Bak, artı 2 terim oldu ya. Bunun 1 bölü 3'ü ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde olmuş olacak. Buna eşitmiş. O yüzden eşitledim. Şimdi bakın, işlerde dışlar çarpımı yapıyorum. İşlerde dışlar çarpımı yaparsam 3 ile 6x'i çarparsam 18x. 3 ile 4'ü çarparsam artı 12 eşittir. 21x eksi 3. 1 ile çarpınca yine aynıları gelecek ya. Evet. Dolayısıyla bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım. Ne olacak arkadaşlar? 15 eşittir 3x. Her tarafı da 3'e bölersem x'i 5 olarak bulmuş olurum. Bu sayıyı bulunuz diyor. Bu sayıya biz 21x demiştik. X'i de zaten 5 olarak bulduk. 21 çarpı 5'ten sayımız neymiş demek ki? 105'miş arkadaşlar. Tamam, bunları artık deneyebilirsin. Tamam. Videoyu durdur, benden önce dene. Ne diyor? Bir kesirin değeri 2 bölü 7'dir. Bak, buna benzer daha önce bir örnekte yapmıştık. Yani bu 2 bölü 7. Bir kesirin değeri 2 bölü 7. Bak şimdi 4 bölü 2 ile genişletmiş olsam 4 bölü 14'te, bak 2 ile sadeleştirsem yine 2 bölü 7 olur. Şimdi bunları 3 ile genişletsem 6 bölü 21'de mesela bu da değeri 2 bölü 7 olur. Nasıl? 6'yı 3'e bölersem 2, 21'i 3'e bölersem 7. Tamam da bunların hangisi? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Demek ki bu 2 bölü 7'nin, 2 bölü 7'nin neler oluyor? Katları da olabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu sayı 2 bölü 7 mi? 4 bölü 14 mü? 6 bölü 21 mi? Ya da işte 2 bölü 7'ye eşit olan arkadaşlar sadeleştirdikten sonra başka bir kesir mi? Onu bilmiyorum. O yüzden katları da olabilir dedim. Bu kesirin payına 4 eklenip, payı bu. Buna 4 ekledim. Şöyle uzatalım. Paydasından 8 çıkartılırsa, paydasından da 8 çıkardım. Kesirin yeni değeri 3 bölü 5 oluyormuş. Tamam. Buradan içler dışlar çarpımı yaparım. 5 ile 2K'yı çarparsam 10K, 5 ile 4'ü çarparsam 20, 7 ile 3K'yı çarparsam, değil mi? 7K ile 3'ü 21K, 3 ile 8'i eksi 8'i çarparsam eksi 24. Yine bilinenleri bilmeyenleri bir tarafta toplayalım. 44 eşittir 11K. Her tarafı 11'e böldüm. K'yı ben 4 olarak bulmuş olurum.
Benden ne istiyor? Başlangıçtaki kesrin paydasının değeri. Başlangıçta sadece bu değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Ben 8 çıkarmayı sonradan yaptım. Dolayısıyla K'yı da zaten 4 buldum. 7 kere 4'ten 28 olarak cevabımız gelmiş olacak. 5'e bakalım şimdi. Berna parasının 1/3'ü ile manavdan sebze, kalan parasının 3/4'ü ile marketten alışveriş yapmıştır. O zaman arkadaşlar bak parasının, bir daha parasının diyor ya, bak parasını hem 4'e hem de 3'e bölünebilen bir şey seçelim o zaman. Değil mi? Parası ne olsun arkadaşlar? 3 ile 4 en küçük 12'de eşitlenir. 12 ve katları olabilir. Şimdi Berna parasının diyor ya, parası artık ne olmuş oldu? 12x oldu. 12x'in 3'te 1'i. Sadeleştirdim. Ne olacak arkadaşlar? 4x ile ne alacakmış? Sebze. Tamam. Kalan parasının, şimdi 12x'ti, 4x'ini artık sebze aldı. Kalan parası ne oldu? 8x. Bu 8x'in 3/4'ü ile, bak sadeleştirdim, ne oldu? 2. 2 kere 3'ten 6x. Bununla da arkadaşlar alışveriş. Tamam. Berna'nın geriye 40 TL parası kaldığına göre. Bak ben şimdi 4x ile sebze aldım. 6x ile alışveriş yaptım. Toplam 10x'ini harcamış oldum. Bizim toplam paramız 12x'ti. 10x'ini harcadım. Geriye kaç x kaldı? 2x kaldı. Kalan. Burada da geriye kalan miktar arkadaşlar 40 TL değil mi? O zaman 2x ile 40'ı birbirine eşitlemem lazım. İkisi de kalan miktar ya. Tamam. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'i 20 olarak bulmuş olurum. Bizden ne istiyor? Başlangıçtaki parasının kaç TL? Başlangıçtaki parasına biz 12x demiştik. X'i de zaten 20 olarak bulduk. Dolayısıyla çarptığım takdirde 240 TL gelmiş olacak. Örnek 6'ya bakalım şimdi. Kerem harçlığının 1/3'ü ile fiyatı aynı olan kalemlerden 6 tane, harçlığının 1/4'ü ile fiyatı aynı olan defterlerden 4 tane almıştır. Bak şurada ikisi de arkadaşlar harçlık ya. Birimimiz harçlık. Şimdi o zaman ne olacak? Hem 3'e hem de 4'e bölünebilen bir sayı olması lazım harçlığın. Ne diyelim? Harçlık 12x mi diyelim arkadaşlar? Katları da olabilir. Şimdi bu harçlığın 3'te 1'i ile, şimdi arkadaşlar bizim harçlığımız 12x değil mi? Bunun 3'te 1'i ne yapar? 4x yapar. Değil mi? Fiyatı aynı olan kalemlerden 6 tane. Şimdi ne yapalım? Şimdi 6 tane alacak ya. Ben bir tanesinin fiyatını bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Bu 4x'i 6'ya bölerim. Değil mi? Neden? Ya ben sana desem ki 2 kalem, bak 2 kalem 6 TL desem, bak sorudan bağımsız olarak söylüyorum. Sen bir kalemin fiyatını bulmak için ne yapardın? Bir kalem dersin ki hemen zihinden 3 TL dersin. Nasıl buldun bu 3 TL'yi? Bak 6 TL'yi 2'ye böldün. Yani sen parayı kalem sayısına böldün. Bizim paramız arkadaşlar şimdi 4x değil mi? Kalem sayısına böleceğim. Böldüğüm takdirde ne olacak? Bakın 6 olmuş olacak. Öyle değil mi? 6 olmuş olacak. Şimdi o zaman bak şimdi 6'ya böldüğüm takdirde 4x bölü 6, yani kesirli ifade geldi ya, ben kesirli ifade olmasını istemiyorum. Dolayısıyla o zaman ne yapacağım? Bunu kesirden kurtarmak için bunu 6 ile çarpacağım. Bunu 6 ile çarparsam o zaman ne yapmam lazım? Bunu da 6 ile çarpmam lazım. 12 ile 6 ile çarparsam 72x. Yani harçlığımız bizim ne olsun arkadaşlar? 72x olsun. Bak, şöyle yapalım. Tamam. Buradan da devam edebilirdin ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Harçlık 72x olsun. Harçlığının, yani 72x'in 1/3'ü ile ne yaptı arkadaşlar? Sadeleştirdiğim takdirde 24x. Kalemlerden 6 tane. Şimdi bak bu para değil mi arkadaşlar harçlığı? Ben ne yapıyordum? Parayı kalemlerin adedine bölüyordum. Değil mi? Bir tanesinin fiyatını bulmak için. 24x bölü 6'yı böldüğüm zaman ne olacak? 4x TL. Bu ne? Buldu. Bir kalemin fiyatı. Bak bulduğunun ne olduğunu bilmen lazım arkadaşlar. Tamam. Bir kalemin fiyatını buldum ben şu anda. Anlaştık. Harçlığının 1/4'ü ile, bak kalan miktar demiyor. Kalan miktar demiyor. O yüzden kalan miktar ifadesi yoksa, kalan ifadesi yoksa her zaman ne yapacaksın? Harçlığı 72x üzerinden alacaksın. Ama burada bana deseydi ki, kalan miktar deseydi, sen 72x'in 24x'i ile kalem aldın, geriye 48x kalmıştık. Sen 48x üzerinden işlem yapardın. Ama burada bana kalan ifadesini belirtmediğinden dolayı harçlığı biz her zaman 72x üzerinden alacağız. Dolayısıyla bizim harçlığımız 72x çarpı 1/4 diyor ya arkadaşlar. 1/4 de çarpalım. Sadeleştirdiğim takdirde ne olacak? 18x olmuş olacak. Fiyatı aynı olan kalemlerden 4 tane almıştır diye. Tamam.
Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? 4'e bölmem lazım. 4'e bölündüğü zaman arkadaşlar 2 ile de sadeleştirdim. 9x bölü 2 TL yapar mı? Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bir defter fiyatı. Bir defter fiyatı. Bak sen şimdi şunu diyebilirsin. Ya hocam burada bak rasyonel ifade gelmiş oldu. Dolayısıyla bunun rasyonel ifadenin gelmemesi için her tarafı 2 ile çarparım. Komple burayı da karşılığı da 2 ile çarparım. 144x diyebilirsin. Ama şu anda çok bir problem olmayacak gibi. Tamam mı? 2'ye bölme yani çok bizi uğraştırmaz yani. Tamam ben buradan devam edeceğim. Ama sen dediğim gibi de yapabilirsin arkadaşlar. Komple 2 ile de çarpabilirsin. Tamam. Şimdi bir defterin fiyatı. Bir defterin fiyatı şu değil mi? 9x bölü 2. Bir kalemin fiyatından. Bir kalemin fiyatı da bu değil mi? 4x'ten neymiş? 2 fazlaymış arkadaşlar. Tamam. O zaman işler dışlar çarpımı yaparsam 9x eşittir. 2 ile 4x'i çarptım. 8x. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Bunu bu tarafa attım. X'i 4 olarak bulmuş oluruz. Kerem'in toplam kaç TL harçlığı olduğunu bulduk. Harçlığını arkadaşlar biz 72x demiştik ya. Tamam. X'i de 4 olarak bulduk. 72 ile 4'ü çarparsam 288 TL olmuş olacak. Tamam. Örnek 7'ye bakalım şimdi. Bir su deposunun 1 bölü 3'ü su ile dolu iken ağırlığı 120 gram kilogram. 1 bölü 2'si su dolu iken ağırlığı 170 kilogram gelmektedir. O zaman arkadaşlar bak burada deponun diyor. Bak burada da arkadaşlar o zaman kesir olarak paydasında 3 var. Burada da 2 var. Ben bu depoya ne diyeceğim? Depo 6 ve katlar olabilir. Yani 6x olsun diyelim depo. Şimdi hatta şöyle görsellik olması açısından depomuz bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi bu 6x'in 3'te 1'i su dolu iken şöyle olmaz mı? Sadeleştirdim. 2x olur. 2x'i su dolu iken arkadaşlar şöyle. Burada ne kadar su var? 2x. Su dolu iken ağırlığı neymiş? 120'ymiş. Şimdi arkadaşlar bu deponun değil mi? Şimdi boş ağırlığı da var. Boş kabın hacmi gibi düşün. Tamam mı? O zaman ne olacak arkadaşlar? 2x var. Bir de boş kabın ağırlığında k diyelim. Böyle olduğu zaman ne olacak? 120 kilo olacak. Tamam. 1 bölü 2'si su dolu iken. Şimdi arkadaşlar 6x'in bak 6x'in 1 bölü 2'si ne yapar? Yani yarısı demek yani. 3x'i. Şimdi 3x var. Bir de boş kabın ağırlığı da var. Böyle olduğu zaman da ne geliyormuş? 170 kilo geliyormuş. O zaman arkadaşlar yukarıdaki denklemi ben komple eksiyle çarparsam. Bak burası eksi olur. Artı ile eksiyi çarparsam eksi olur. Bak, eksi olur şurası. Ve şurası da eksi 120 olur. Şimdi taraf tarafa toplarsam 3x'ten 2x çıkarsa x gelir. Artı k ile eksi k birbirini götürür. 170'ten de 120 çıkarsa ne gelecek? 50 gelecek. Tamam. Bizden ne istiyor? Şimdi hatta şuradan ne yapalım? Biz k'yı da bir bulalım da her şeyi bulmuş olalım. 3 çarpı x yerine 50 yazıyorum. Artı k eşittir 170. 3 kere 50, 150 artı k eşittir 170. 150'yi sağ tarafa atacak olursam k'yı 20 olarak bulmuş olurum. Şimdi benden istenene bakalım. Su deposunun tamamı su dolu iken. Şimdi tamamı arkadaşlar 6x değil miydi? Tamam. Bir de bunun kabın ağırlığı var. Öyle düşünelim. K bunu istiyor yani benden. X'i buldum. 30. K'yı da buldum. 20. Dolayısıyla 6 kere 30. 180 artı 20'den ne gelecek arkadaşlar? 200 kilogram gelmiş olacak. Şurada sanki ufak bir hata yaptık değil mi? Şurada x'i şurada 50 bulduk ya. Burada gittik 30 yazdık yerine. Şurayı da düzeltelim. Tekrar. Şurası 50. 6 ile 50'yi çarparsam 300. 300'e de 20'yi toplarsam 350, 320 olarak cevabımız gelmiş olacak. 8'e bakalım şimdi. 27 yolcusu bulunan bir otobüsten 2 erkek 5 kadın yolcu indiğinde otobüste kalan kadın yolcu sayısı erkek yolcu sayısının 3'te 1'i kadar olmaktadır. Hemen şöyle ne diyelim? Kadın diyelim ve erkek diyelim. Şimdi hangisine x diyelim? Bak şimdi soruda benden erkek yolcu sayısını soruyor ya. Sana sorulana x dersen daha kolay olur. Tamam mı? Bulduğunu hemen işaretlersin. Buna x diyelim. Toplamda 27 yolcu bulunacaksa geri kalan 27 eksi x de kadın yolcu olmuş olacak. 2 erkek ve 5 kadın yolcu indiğinde bak şimdi 2 erkek insin o zaman ne olacak arkadaşlar? 2 tane azalmış olacak. X eksi 2 olacak erkek.
5 kadın yolcu inerse 27'den 5 çıkarsa 22 eksi x kadın olmuş olacak. Otobüste kalan kadın yolcu sayısı yani şu. Erkek yolcu sayısının yani şunun 1 bölü 3'ü. Bak x eksi 2 iki terimden oluştuğu için parantez aldım. Bunun 1 bölü 3'üymüş. İşler çarpımı yaparsam 66 eksi 3x eşittir. 1 ile zaten bunları çarpınca yine x eksi 2 gelecek. X'i bu hatta tam tersi yapalım. Şuradaki 3x'i bu tarafa, bunu da bu tarafa atacak olursam 68 eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölersem de x'i 17 olarak bulmuş oluruz. Bizden erkek yolcu sayısını istiyordu. Onun sayısına da x demiştik. X'i de zaten 17 olarak bulmuş olduk. Tamam? Evet. Hadi sen de bunda. Hemen videoyu durdur. Dene. Sinan yeni aldığı matematik soru bankasından her gün 70 soru çözerek 10 günde kitaptaki bulunan soruların tamamının 5'te 1'ini çözmüştür. O zaman arkadaşlar bak kitaptaki sorulara ne diyelim? 5x diyelim değil mi? Soru toplamda 5x olsun. Anlaştık. Şimdi günde 70 soru çözecek. 10 günde ne kadar çözer? 10 çarpı 70'ten 700 soru çözmez mi 10 günde? Tamam. Kitaptaki soruların 5'te 1'ini çözmüş oluyor. 5'te 1'ini çözmüş oluyor daha. Bak 700 soru demek ki daha 5'te 1'e denk geliyor. Şöyle düşün. Şimdi 5'te 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bak 5'te 1'i. 5'te 1'i 700'e tekabül ediyor. O zaman ben bunun tamamını bulmaya çalışsam arkadaşlar 700, 5 tane 700'den 3500 olmayacak mı? Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar tamamı demek ki artık bu 5x'i bulmuş olduk. Ne? 3500. Toplam 3500 tane soru varmış. Tamam. Sinan bu kitaptaki soruların tamamını 30 günde bitirmek istediğine göre. Şimdi arkadaşlar bu 700 tane soru çözdü mü? Ne kadar sürede çözdü? Bak 10 günde çözdü. Değil mi? Artı çözmesi gereken ne kadar var? 2800 tane değil mi? 2800'de 700'ü toplarsam ben 3500 yapar ya. Bunu da toplamda 30 günde bitirmeyi planlıyor. 10 günde zaten 700 tane çözdü. O zaman geriye kaç gün kaldı? 20 gün. Yani 20 günde 2800 soru çözecek. Kalan günlerde ne diyor? Eşit sayıda kaç soru çözmesi gerektiğini bulunuz. Arkadaşlar 20 günde 2800 soru çözecekse o zaman 1 günde acaba kaç soru olacak? Şimdi o zaman bakın arkadaşlar şimdi bu 20'de 1 değil mi? 2800'ün de 20'de 1'i 20'ye bölerim. Sıfırlar gitti. 280'i 2'ye bölersem de ne olacak arkadaşlar? Demek ki günlük 140 soru çözmesi gerekiyormuş. Tamam. Evet. Şimdi örnek 10'a bakalım. Aşağıda her kat yüksekliği aynı olan zemin kat hariç 8 katlı bir binanın görseli verilmiştir. Tamam. Şurada 8 tane kat varmış. Şekilde de gösteriyor zaten. Tamam. Şurası zemin katmış. Şurası da temeliymiş arkadaşlar. Binanın bir kat yüksekliğinin 2 bölü 3 fazlası 2 bölü 3'ü fazlası kadar zemin katında binanın temeli bulunmakta. Binanın bir kat yüksekliğinin. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne diyelim? Bak binanın bir katına. Şimdi bak burada bir katın diyor. Burada da bir kat yüksekliğinin. Şimdi bak burada 6 var paydada. Burada da 3 var. O zaman biz bir katın yüksekliğine ne diyelim arkadaşlar? 6x diyelim. Tamam. Bir katın yüksekliği 6x olsun. Burada da 6x. Burada da 6x. Toplamda kaç kat var? 8 kat var. O zaman 8 çarpı 6'dan toplamda buranın yüksekliği ne olmuş olacak arkadaşlar? 8 katın yüksekliği 48x olmuş olacak. Şimdi binanın bir kat yüksekliğinin 2 bölü 3 fazlası. Şimdi arkadaşlar binamız bizim 6x değil mi? Evet bir katının yüksekliği. Bunun 2 bölü 3 fazlası şu demek değil mi? Hı? Daha şeyin başında, videonun başında anlatmıştık değil mi? 2 bölü 3 kadar fazlası diyor ya o yüzden toplama yaptık. Bak bunlar gitti 2. 2 kere 2'den 4x. 6x artı 4x'ten ne olacak arkadaşlar? 10x olacak. Neyi bulduk biz şimdi? Zemin katın altında binanın temeli. Binanın temeli neymiş? 10x'miş. Bak şurası 10x'miş. Şuradan şurası. Tamam. Ne diyor? Ayrıca herhangi bir katın yani 6x'in 5 bölü 6'sı kadar yüksekliğe sahip. 6x'in 5 bölü 6'sı ne yapar? 6'lar gitti 5x. 5x yüksekliğe sahip zemin kat. Yani zemin katta arkadaşlar 5x'miş. Tamam. Binanın temelden itibaren yüksekliği. Temelden itibaren şuradan itibaren arkadaşlar yüksekliği
Bakın şöyle, değil mi? 63 metreymiş. O zaman arkadaşlar, ben zaten temeli 10x aldım. Zemin katı 5x'ti. Geri kalan 8 katın yüksekliği de 48x değil miydi? Bunları toplayınca toplam yükseklik ne oluyormuş? 63 oluyormuş. Bunları toplarsam 48, 10 daha 58, 5 daha 63x oluyor. Eşittir 63. Her tarafı 63'e bölersem x'i 1 olarak bulmuş olurum. Bizden ne istiyor? Zemin kat yüksekliğinin kaç metre? Zemin kata biz zaten 5x demiştik. X'i de 1 olarak bulduk. 5 kere 1'den cevabımız 5 gelmiş oldu. Tamam. Atalım mı yıldız? 11'e bakalım şimdi. Aşağıda uzunlukları aynı olan mavi ve kırmızı renkli metal levhalar şekil 1'de verilmiştir diyor. Tamam. Bu levhalardan mavi levhanın bir ucundan 1 bölü 8'i, kırmızı levhanın bir ucundan 1 bölü 6'sı kesilip kalan levhalar ucuca eklenerek şekil 2'deki levha oluşturuluyor. Notlarımızı alalım arkadaşlar. Uzunlukları bak aynıymış. Bunlar önemli. Şimdi bak burada kesirde bir 8 bir de 6 ifadesi geçiyor ya. 8 ile 6 en küçük nerede eşitlenir arkadaşlar? 24'te değil mi? Bak sen 48 de diyebilirsin ama 24'te eşitlenir. Dolayısıyla ben maviye ne diyeyim arkadaşlar uzunluğuna? 24x diyelim. Şimdi uzunlukları aynı olacağından dolayı kırmızının uzunluğu da 24x olacak. Tamam. Ben şimdi mavinin ucundan 8'de 1'i kadar keseceğim. Yani mavinin 24x bunun 8'de 1'i ne yapar arkadaşlar? 3x yapacak. 3x kesildi. Bak 24x'ten 3x kesildi. O zaman 21x kaldı. Değil mi? Bu mavi kalan. Tamam. Şimdi levhanın bir ucundan 1 bölü 6, bak kırmızı levhanın bir ucundan 1 bölü 6'sı kadar kesilip kırmızı levhada yine 24x değil miydi? Bunun 1 bölü 6'sı bu. Sadeleştirdim 4. 4x kesildi. Değil mi? Dolayısıyla kırmızı da yine 24x'ti. Bu defa 4x kesildi. 20x ne oldu? Kırmızı kalan. Kalan kırmızılar yani. Tamam. Şimdi bunları da ne yaptım? Şu kalanları kestikten sonra kalan miktarlar bunlar ya. Bunları şöyle şekil 2'deki gibi ucu uca ekledik. Yani burası arkadaşlar kalan miktar 21x'ti. Kırmızıdan kalan miktar da 20x'ti. Bunun toplam uzunluğu 21 artı 20'den 41x olmuş oldu. Şekil 2'de oluşan levhanın uzunluğu 41x. Ne diyor? Başlangıçtaki mavi levhanın uzunluğu. Başlangıçtaki mavi levhada bak buna 24x demiştik. Bu kırmızı da 24x'ti değil mi? 24x'in 2 katından 2 ile çarpacağım. 70 santim daha kısaymış. O zaman ne olacak? Eksi 70 dedik. Eşittir. 41x eşittir. 48x eksi 70. Bakın bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alacak olursam ne olacak? 7x eşittir. 70. Her tarafı 7'ye bölersem x'i 10 olarak bulmuş olurum. Şekil 2'deki levhanın uzunluğunun kaç santimetre olduğunu. Şimdi şekil 2'deki levha 41x değil miydi? X'i de zaten 10 olarak buldum. Dolayısıyla 41 çarpı 10'dan ne gelecek? 410 gelmiş olacak. Tamam. 12'ye bakalım şimdi. Aşağıda farklı uzunluktaki silindir şeklinde iki su deposunun görseli verilmiştir. Tamam. Bunlar uzunlukları farklıymış arkadaşlar. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen su depoları birim zamanda aynı miktarda su akıtan musluklar tarafından dolmaktadır diyor. Tamam. Birim zamanda akıttıkları su miktarları neymiş arkadaşlar? Aynıymış. Tamam. Aynı miktarda diyor. Şekil 1'deki deponun 3 bölü 4'ü ve şekil 2'deki deponun yarısı su doluyken bu su depolarına muslukların her biri 50 litre daha su akıttığında şekil 1'deki depo tam dolarken şekil 2'deki deponun 1 bölü 6'sı boş kalmaktadır. Şimdi şekil 1'deki depoya ne diyelim arkadaşlar? 3 bölü 4 ifadesi geçiyor ya. Dolayısıyla şekil 1'deki depoya ne diyelim arkadaşlar? 4x diyelim. Tamam. Deponun tamamı. Şuradan şuraya kadar yani. Ya hocam burada da 6 var. Niye 4 kere 6'dan 24 veya 4 ile 6'nın en küçük ortak katı 12 diye yapmadık diye soracak olsanız şöyle bak uzunlukları farklı ya. Uzunlukları aynı olsaydı tamam 12x diyecektik. Ama uzunlukları farklı olduğundan dolayı o zaman öyle bir zorunluluğumuz falan yok. Bak buna dikkat etmek lazım. Şimdi şekil 2'de deponun 1 bölü 6'sı diyor. O zaman şekil 2'deki deponun tamamına payda ne? 6. 6'nın katları olsun. Bunu da 6y diyelim. Tamam. Şimdi şekil 1'deki deponun 3 bölü 4'ü dolu. Şimdi 4x değil mi dedik depo? Bunun 3 bölü 4'ü ne yapar? 4'ler birbirine götürdüğü takdirde 3x yapacak. Yani burası 3x'i dolu olmuş olacak. Ne kadarı boş olmuş oluyor o zaman? X'i de
boş olmuş oluyor. Tamam. Şekil 2'deki deponun yarısı dolu iken, şimdi şekil 2'deki deponun yarısı dolu iken, şekil 2'deki depo ne arkadaşlar? 6y değil mi? 6y'nin yarısı dolu iken, bak bunun yarısı 3y yapmaz mı? 3y dolu iken arkadaşlar ne olacakmış? 50 litre daha su gelecekmiş. Şimdi 3y var ya, tamam, 3y'si dolu. 50 litre daha geldiğinde, su akıttığında ne olacakmış? Şekil 1'deki depo tam dolarken, tamam, şekil 1'de arkadaşlar şu anda 3x var. 50 litre daha geldiğinde tam dolacakmış. Tam dolduğuna göre demek ki 4x'i dolmuş olacak. Buradan bunu atarsam arkadaşlar x'i 50 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Dolayısıyla bu deponun tamamına 4x dedik ya, x'i 50 olarak bulduk. 4 çarpı 50'den bu demek ki arkadaşlar deponun tamamı 200 litre. 200 litreymiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar 3y'ydi şekil 2'de. 50 litre de su akıttık. Ne oldu? Şekil 2'deki deponun 6'da 1'i boş kalmaktadır. Ya ben şimdi bak şurada hesapladıklarım şu 3y dolu kısmı değil mi? Şu 50 de sonuçta 50 litre daha akınca biraz daha dolmadı mı? Evet. Bak ben şimdi burada dolu miktarları yazdım. Ama bak burada sana ne diyor? Boş kalmaktadır diyor. Boş miktarı gösteriyor. Ama ben şimdi doluları dolulara eşitleyebilirim. Dolayısıyla 1 bölü 6'sı boş kaldıysa 5 bölü 6'sı doludur. Şimdi yani şimdi depomuz bizim 6y değil mi? Ben dolu kısmını bulacağım. 1 bölü 6'sı boşsa 5 bölü 6'sı doludur. Dolayısıyla 6'lar birbirini götürdü. Ne olacak? 5y olmuş olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Bak burası önemli. Burası önemli. Boş kalmaktadır diyor. Biz dolu kısımlarını hesaplıyoruz. Buradan 3y'yi bu tarafa atarsam 50 eşittir 2y. Her tarafı 2'ye böldüm. Y'yi ne buldum? 25 olarak bulmuş oldum. Bunun kapasitesi ne olur? 6 çarpı 25'ten 150 litre. Bizden ne istiyor? Buna göre iki deponun aldıkları su miktarı toplamı kaç litre olduğunu buluruz. Bununkini bulduk 200. Bununkini de bulduk 150. 200 artı 150'den toplam 350 litre olmuş olacak. Tamam mı? Bunu atalım yıldız. Evet, şimdi iki tane çıkmış sorumuz var arkadaşlar. Birincisi 2020 TYT sınavında çıkan bir soru. Hadi benden önce bir dene bakalım. Okuyalım. Bir kafede oturan iki arkadaş 5 bardak çay, 1 bardak portakal suyu içmiş ve tatlı yemişlerdir. İki arkadaşın ödedikleri hesabın bir kısmı aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bak, çayın birim fiyatı, yani bir tanesi 1,5 TL. 5 tane içtiyse ne kadar ödeyecek? 1,5'la 5 çarparsam 7,5 TL ödemiş olacak. Tamam. Bir bardakta portakal suyu içmişti. Onun fiyatı da zaten 9 TL. Toplamda ikisine arkadaşlar 16,5 TL ödemiş oldular. Değil mi? Demek ki toplamda ne kadar gelmiş arkadaşlar? Hesap 28,5 gelmiş. 16,5'u bunların içerisinde ne var? Hem çay artı portakal suyu. Portakal suyu var. Değil mi? Şimdi arkadaşlar tatlıyla beraber 28,5 gelmiş. Demek ki 12 TL'lik kısımda ne için gelmiş? Tatlı için gelmiş. 16,5'a 12'yi eklersem 28,5 olacak. Tamam. Tatlının fiyatı 12 TL. Ama şunu şu anda bilmiyoruz. Tatlıdan kaç tane yedi? Tatlının birim fiyatı ne? Onları bilmiyoruz. Toplamda 12 TL ödedim. Ben bunu biliyorum şu anda. Devam ediyorum. Buna göre bu iki arkadaş kaç bardak çay daha içseydi ödeyecekleri toplam hesabı. Şu anda normal şartlar altında 28,5 TL ödemeyecekler miydi? Evet. Kaç bardak daha çay içseydi diyor ya. X bardak içsin. O zaman arkadaşlar ödeyeceği fiyatla 28,5'un üstüne X çarpı 1,5 eklemeyeceğim mi? Niye? Çünkü çayın birim fiyatı 1,5 TL ya arkadaşlar. O yüzden. Tamam. Ödeyeceği toplam fiyat o zaman bu mu olacak? Tamam. Toplam hesabın, yani bunun 2 bölü 7'si. O da bu şekilde olur. Tatlı için ödedikleri tutara eşit olur. Tatlı için ödedikleri tutar bu değil miydi? Buna eşit olacakmış. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölerim 1. 12'yi 2'ye bölerim 6. Buradan 28,5 artı 1,5 x eşittir 7 kere 6'dan 42 gelmiş oldu. Tamam. Bunu bu tarafa atarsam arkadaşlar 1,5 x kalmış olacak. Lan 12, 11,5 mu kalıyor? Yok, hayır. 13,5 kalıyor. Değil mi? Şurası 13,5. Tamam. Buradan da arkadaşlar bak 1,5 dediğim benim 3x değil mi? Ya da 10'la çarpayım ya her birine. Her birine 10'la çarpayım ki virgülden kurtulsun. 10'la çarparsam komple burası
Ne olacak? 15x eşittir. Burası da 135 olacak. Her tarafı 15'e bölersem x'i de 9 olarak bulmuş oluruz. Anlaştık mı? Kaç bardak daha çay içseydi diyor ya. X bardak daha içseydi dedik. X'i de zaten 9 olarak bulduk. Tamam mı? Evet. Bugün son sorumuz da arkadaşlar. Bu da sende. Bunu da deniyorsun. Okuyalım. Belirli sayıda koltuğun bulunduğu bir konser salonunda başlangıçta bazı koltukların boş olduğu ve ayakta duran seyirci sayısının koltuklarda oturan seyirci sayısının iki katı olduğu biliniyor. Bak hemen şimdi devam etmeden buraya kadar olan kısmın notlarını al. Bak başlangıçta ne diyordu? Arkadaşlar bazı koltuklar boşmuş. Bak şurası dolu olsun, şurası boş olsun. Kimisi de arkadaşlar neymiş? Ayakta. Çizgimizi de çekelim. Tamam. Şimdi ne diyor? Boş olduğu ve ayakta duran seyirci sayısının yani şunun bazı koltukların boş olduğu ve ayakta duran seyirci sayısının koltuklarda oturan yani dolularda oturan bunun iki katı olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Demek ki ben dolu sayısına x diyecek olursam ayaktakiler ne olacak? 2x olacak. Boşlara da biz ne diyelim arkadaşlar? Y diyelim. Tamam mı? Boşlara da y demiş olalım. Ayakta duran seyircilerden 30'u boş koltuklara oturursa o zaman arkadaşlar ne olacak? Şimdi ayaktakiler boşlara oturursa dolu koltukların sayısı artacak. Değil mi? Kaç kişi artacak arkadaşlar? 30 tane 30 kişi oturur diye. Demek ki son durumda dolu koltuk sayısı bu olmuş olacak. Anlaştık. Şimdi salondaki tüm koltukların 4/5'i dolu oluyor diyor. Salondaki koltuklar arkadaşlar dolularla boşların toplamı değil mi? Değil mi? Dolularla boşlar arkadaşlar x artı y. Bunun ne olacakmış? 4/5 olacakmış. Tamam. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam 5x artı 5 ile 30'u çarptım. 150 eşittir. 4 ile de bunları çarpıyorum. 4x artı 4y. Dolayısıyla bunu bu tarafa atarsam ne olacak? X artı 150 eşittir 4y. Bir kenarda dursun. Devam ediyorum şimdi. Dolu oluyor. Şunu yaptık. Bunun yerine koltukta oturan seyircilerden 60'ı ayağa kalkarsa o zaman arkadaşlar o zaman ne olacak? Ayağa kalkarsa boş koltukların sayısı artmayacak mı? Artacak. Ne kadar artacak? 60 kişi ayağa kalktı ya. O zaman son durumda ne olacak arkadaşlar? Boş koltuk sayısı y artı 60 olacak. Tüm koltukların diyor. Tüm koltuklar zaten x ile y. Değil mi? X artı y. Bunun 1/2'si boş oluyor. 1/2'si boş oluyorsa 1/2'si de dolu olmuş olacak. Dolayısıyla buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 ile y'yi çarparsam 2y, 2 ile 60 çarparsam 120 eşittir. 1 ile x'i çarparsam x, 1 ile y'yi çarparsam y. Dolayısıyla arkadaşlar y'yi diğer tarafa atacak olursam y artı 120 eşittir x'i bulmuş olurum. Bak şimdi şuradan x'i ne yapalım? Bak yalnız bırakalım. X'i yalnız bırakmak için 150'yi sağ tarafa yollarım. 4y eksi 150. Şurada da x gördüğüm yere ne yazarım? 4y eksi 150 yazarım. Bak şuraya yazıyorum. Y artı 120 sağ tarafta x gördüğüm yere 4y eksi 150 yazdım. Y'yi bu tarafa 150'yi bu tarafa atarsam ne olacak arkadaşlar? 270 eşittir 3y. Her tarafı da 3'e böldüm. Y'yi 90 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Benden ne istiyor? Buna göre başlangıçta ayakta duran seyirci sayısı. Başlangıçta ayakta duran seyirci sayısında biz 2x dememiş miydik? Tamam. Dolayısıyla bak ben y'yi 90 olarak buldum ya. Tamam. O zaman arkadaşlar şuradan x'i bulabilirim. Değil mi? Çünkü ben 2x arıyorum. X eşittir. 4 çarpı y yerine 90 yazdım. Eksi 150. 4 kere 90 360 eksi 150'den çıkardığım zaman 210 olacak. Bak x 210. Ayakta kalan 2x diye. 2 çarpı x yerine 210 yazarsam ne olacak arkadaşlar? 420 olmuş olacak. Tamam. Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.